Merhaba dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Nirvana Oyun TV ekranlarından hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber 2. Dünya Savaşı'nda Avusturya ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya ben şunlara bir kez daha bir birlik oluşturmayı teklif edeceğim ama kabul etmiyorlar inatla ya. Allah Allah. Abicim aramız iyiydi halbuki ama ben Sovyetler Birliği ile ilişkileri biraz daha geliştireyim. Şöyle seviye atlatalım. Hatırlayacaksınız, bir önceki bölümde bir anket düzenlemiştim. İki anket düzenlemiştim. Bir tanesi bir sonraki serimizin ne olması gerektiğiydi. İkincisinde ise komünist mi yoksa faşist mi olmamız gerektiği konusunda birazcık tereddütte kalmıştım. Onun anketini yapmıştım size ve siz de komünist olmam ve Sovyetler tarafına geçmem gerektiğini söylemiştiniz. Şimdi biz de hükümet biçimini komünizm olaraktan değiştiriyorum dostlar. Komünist olduk. Bu saatten sonra vız gelir, tırıs gider artık ve anında ekonomi çöktü. Hemen çöktü hem de ekonomi. Yani öyle böyle değil. Şimdi Macaristan. Kendi içimizde birazcık şöyle yatırımlara yönelmem lazım. Biraz daha ekonomik hamleler yapacağım çünkü bütçeyi yine toparlamam gerekecek. Şuralara biraz daha yatırım yapabilirim aslında. Güzel. Güzel. Buradan gelecek olan her türlü yatırım bize iyi dönüşler sağlayacaktır. Bu konuda hemfikiriz. Olmazsa biz bir de şurada bir festival düzenleyelim. En azından etraftaki eyaletler içinde iyi bir sonuç alabiliriz. Macaristan'da durumumuz nedir? Kötü. Otomatik olarak kötü olduk. Burayı da iyiyiz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Birlik olmayı teklif etmeyeceğim ama ittifak olmayı teklif edebilirim artık Sovyetlere ve Sovyetler Birliği ile İttifak olduk. Siyon şehrinde bir sıkıntımız var. Onu toparlamam lazım. Siyon şehrini asimile etmemişiz. Orası anca zaman alacaktır bizim için. Şimdi biz, madem Macaristan bizimle birlik olmuyor, bir kez daha birlik olmayı teklif edeceğim kendisine. Tamamdır. Yapacak hiçbir şey kalmadı. Macaristan'a girmemiz lazım. Yani toprak bütünlüğünü birazcık arttırmam gerekiyor. Onu da ancak bu şekilde yapabilirim. Biraz buraları toparlamam lazım. Macaristan o kadar da kuvvetli değil gibi görünse de ben saldırmaya diye niyetlendiğim zaman da kol gibi asker çıkartıyorlar. Ondan sonra bir de onunla uğraşıyoruz biz burada. İşi gücü bırakıyoruz da. Tamamdır abi. 12.000 asker şimdilik bu barem için iyi. Ben Fransa ile bir saldırmazlık paktı yapmak istiyorum. Saldırmazlık paktı yapmak istiyorum. Kabul eder mi? Reddetti. Bu bize gireceği anlamına geliyor. Nazi Almanya'sı ile de aslında durumumuz iyi ama vallahi bize durduk yere dalarsa bu adam çok tadımız tuzumuz kaçar. Ben onu bir kere söyleyeyim. O zaman şöyle bir şey de yapayım ben. Sovyetler Birliği bile savunma paktı yapalım biz. Sonuç itibariyle ben burada ayva yersem o da bana müdahale etsin. Ben şimdi Macaristan'a bir savaş ilan ediyorum. Bir dakika, ben Macaristan'ın dost ülkeleri Almanya var. Tamam, çok bizim taraflarda bir ülkesi yok. Abi şuraya kadar açıl. Ayda. O oldu mu ya şimdi? Ya işte şu özellikten de nefret ediyorum ben. Tamam. Bak şimdi ne yapalım?
Senden asker çıkartıp sen şuraya bir al. Tamam mı? Şuradakileri parça parça temizleyelim en azından. Tamamdır. Çok güzel, sıkıntı yok. Al burayı. Al burayı. Tamamdır abi. Yani ne diyeyim şimdi, o da haklı adam da yani. Açılması lazım. Tamamdır, bitti. Macaristan beklediğim azmi göstermedi. Fransa bana bunu yapma işte ya. Çok sorun. Yani şu andan itibaren sorun büyük. Ama Macaristan'ın da büyük bir bölümünü alamıyoruz zaten. O daha da büyük bir sorun benim için. Yok, şuradaki yerleri bırakmam lazım. 10 puan gerekiyor. 8 aldım. Ana yerleşim yerlerini alalım ama diğerleri konusunda ben şimdi otomatik olarak Sovyetler Birliği ile birleşmek zorundayım. Orduya çağır. Hayır. Hayır lan, ne savaşı ilan edeceğiz? Abicim bu hiç iyi olmadı bizim için ya. Gerçekten hiç iyi olmadı. Fransa beni çiğ çiğ yiyecek. Sen zaten bununla savaştasın. Tamam, sıkıntı yok da. Sen onunla savaştasın diye de ben şimdi burada durduk yere kendimi niye zan altına atıyorum arkadaş ya? Al, bittik biz. Ulan neyin var ki? Asker göndermen lazım. Yugoslavya. Abi ben savaştayım da siz de savaşa girseniz mi artık ha? Ne dersiniz beyler? He? Fransa. Sadece benimle savaştama şu anda bu. Şöyle bir şey yapabilirim. Ya ticaret bug'ını kullanmak lazım burada da ama bu da Almanya'nın sonu olacak şu anda. Gözümüzün yaşına bakmayacak şu anda adamlar. Gerçekten çok saçma bir konumda kaldık ya. bin asker nedir ya? Çok gülerim eğer böyle bir şey olursa. Saçma oluyorsun şu anda Churchill. Abi çok az toprağımız kaldı. Ben direnemiyorum çünkü yapacak hiçbir şeyim yok. Sovyetlerin üzerimden kavimler göçü yapması lazım şu an için ama ona da girişemiyorlar. Güzel. Benim toprak parçaları biraz biraz büyüyor ama Fransa, Hollanda. Oo, Hollanda.
Hollanda nereden çıktı şimdi Hollanda? Peki ben Fransa ile bir... Aa, benim topraklarımı aldı oğlum bu. Hollanda nereden çıktı peki? İyi Hollanda... Aa, Hollanda çıkmadı aradan. Tamam. Hollanda barış teklifimizi reddetmiş. Yapacak bir şey yok. Hollanda öyle diyorsa doğrudur. Tamamdır abi. Ben de şöyle yapayım. Ey Allah'ım ya Rabbim, gözü kara çağını hoş bulduk. Hoş bulduk. Şuradaki askeri bloğunu almam lazım. Onu buradan alamıyorum ama şu an için. Bunlar da buradan pislik olsun diye geri göndereceğim artık. Şuraya kadar gelmeniz lazım abi. Çok fena zarar yazıyorum. Doğal sınırlara geri kavuşuldu ama şuraya da almanız lazım abi. Nereden çıktı bu isyan? İsyan nerede şu anda? Ben isyanı göremiyorum. İsyan nerede şu anda abi? Fransa'da şu an durumumuz nedir bizim? Tamam, benim herhangi bir toprak parçam da değil şu anda. Abi. Asilerle savaştayız da Asilerle nerede savaştayız biz bunlarla? Ben şuraya bir askeri birlik çekeyim. Olmayacak burada böyle. Savunma paktı sona ermesin. Savunma paktını devam ettirelim. Valla Almanya müthiş ilerledi şu anda ya. Almanya baya baya iyi ilerliyor. Bak ne yapacağım ben sana. Aa, ben topraklarımı geri aldım. Benim burada da toprağım vardı. Benim sanki 10.000 askerim yoktu ama. Lan Almanya azıttın mı sen? İş manyak bir şekilde sarpa sardı sanki buralarda ama. Yugoslavya Krallığı falan. Kimse bir toprak parçası almasın. Bir deneyeceğim bir. Denesem ne olacak? Ben burada çatır çatır adama giriyorum. Oy oy, ekonomi eksi yazıyor. Savaşın seyrini ne yönde değiştirdiysek bayağı işin rengi şeyi kaçtı. Tamam, siz bu tarafa doğru bir girin bence. Sen şu tarafa 1250 asker aktar. Tamam, Sovyetler orayı alır. Sovyetler orayı alsın. Ben mi asileri göremiyorum? Burada mı sıkıntı var şu anda?
Yalnız şaka maka. Fransa niye bu kadar saçmaladı ya? Bir anda ortada kaldı Fransa lan. Fark ettiniz mi? Fransa bir anda ortada kaldı. Bizim bunlarla barış yapmamız lazım. Benim toprak parçam yok, tamam. Yok, Almanya yanaşmıyor şu anda. Fransa bayağı kötü durumda. Yani içlere kadar ilerliyorum da şu anda resmen şans eseri ilerliyoruz içlere kadar. Çok güzel. Kayınlar göçü gibi ilerliyorum valla. Fransa hiç askeri kalmamış ki burada. Almanya işi bozuyor sürekli olarak. Buraya kadar ilerleyin. Yani daha ne olabilir ki? Yugoslavya'da savunma paktı sona ermiş. Ama ben ekonomik olarak fena halde batıyorum şu anda. Ve hiçbir gelişmeni göstermiyorum inat gibi. Fransa'da bir ateşkes mi yapsak acaba ya? İki puanlık da bir yer kaldı. İki puan neresi oğlum? Bir yer kalmadı ki iki puanlık. Tamamdır. Benim için iyi en azından. Tek cepheyle mücadele etmek zorundayım şu anda. Benim için daha iyi. Burası ötükü. Sıkıntıdayım çünkü. Çok açıktayım. Adamım yok. Askerim yok. Hiçbir şeyim yok. Yugoslavya'dan bayağı gitti. Araştırmaya vereceğim birazcık. Ya abicim iyi de ben şu anda kar edemedim ki size asimile edeyim. Çok zor durumdayım şu anda ya. Güzel. Kaşınıyorsunuz, başka bir şey değil. Askerim yok dedikçe adam inadına asker gönderiyor sanki üstümüze.
Abi yeter ya. Vallahi yeter, billahi yeter ya. Sen şuraya al. Sen de şuraya doğru geç bakalım. Bu Almanlara neler yapabiliriz bilmiyorum ki hiç. Şaka gibi değil mi ya? Değil ama. Tamamdır. Kendi topraklarım içerisinde iyi gibi görünüyorum şu anda ama değilim tabii ki de. Bunlar kaşınalar çünkü burada. Uzun zamandan beri yapmıyordu oyun. Evet. Gördüğümüz iyi oldu bunda. Ulan ben Almanlara üzüldüm bir de o kadar. Dedim ki arkadaş adamlar... Klasik Hitler işte. Değişen bir şey yok ki. Oraya almayadan iyiydi şimdi. Tamam. Benim 18 puanlık alacağım bir şey var buradan ama yeterli. Hollanda ile de barış yapalım. Tamamdır. Birazcık çalkantılı bir bölüm oldu. Tamamdır. Asimilasyonları da yaptık mı? Şimdi bir şeyimiz kalmaz bizim. Uzun zamandan beri yapmıyordu bu haltı. Şimdi yapınca tabii şaşırmadık. Oo, bizim burada da askerimiz vardı. Ben şimdi bir Macaristan'a bir dalarım. Sovyetler Birliği asillerle başı dert. Ama asiler nerede asiler? Nerenin asisi bunlar? Yani onu bilmiyoruz şu an için. Tamam. Birazcık dünya haritasının ağzını okuduk. Allah'ım ya Rabbim ya. Of.
Şuradaki asimilasyonu yapmadığımız için tamam. Sen şurayı al, sen de şurayı al. Yeter artık ya. Oh. Tamam. Şu asimilasyonu hızlı bir şekilde yapabilirsek ki para da yetmiyor ki arkadaş. İstediğimiz kadar uğraşalım. Ne yapacağız? Nazi Almanya'sı hiç vazgeçmiyor Fransa üstünden ya. Para yine bitti. Asimilasyonlar da birader kapitülasyonlar gibi ya. Bak. Abi. Bir asi bitiyor, bir asi başlıyor. Burasının bizimle bir alakası yok. Şimdi şu asimilasyonları bitirmem lazım hızlı bir şekilde ama çok fazla burada çıkıyor. Birazcık festivalle morallerini yerine getirebilirsem ondan sonra burayı toparlarız. Müthiş isyanlara denk geldik ya. Yani seni asimile etsek ne etmesek de 5 tur asimilasyon nedir arkadaş? Tamam, geri kalan yerler şimdilik idare edecekler. Bu şekilde dayanacağız. Mecburuz dayanmaya, yoksa öteki çökeriz. Şimdi burayı almaya değer mi? Bence değer. Macaristan'a işte bir akın düzenlemek istiyorum. Şaka gibi değil mi? Ama değil. Niye? Çünkü gerçek. Abi nasıl oluyor da bu işi becerebiliyorsunuz anlamıyorum ama sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Buraları sizden kalan topraklardı. Ben buralardan bu şekilde tamam asker basa basa sizi eriteceğiz. Sizi burada eriteceğim abi ben. Alacağım. Macaristan'ı da alacağım. Çok öyle ciddi değildim Macaristan konusunda. Ama iş şu andan itibaren inada binmiş vaziyette. Macaristan'ı da aldık. Zor oldu ama aldık. Wow. Şu arayı birazcık iyi tutmam lazım. Burasının Makromandi diye bir medeniyet oluştu. Almanya içerisinde bölünmeler başladı yavaştan yavaştan. Dünyada durum nedir? Türkiye'yi maalesef kaybettik biliyorsunuz. Britanya Hindistan'ı yeteri kadar büyüdü. Afganistan ve Tibet
Tibet devam ediyor. Xpei Sanma var. Çin oldukça yara almış. Çin çok küçülmüş. Japonya bayağı iyi ilerlemiş burada. Tayland, Hollanda, Doğu Hint adaları büyümüş. Fransa tamamıyla Afrika'nın sahibi olmuş şu anda. Birleşik Krallık devam etmiş ama Sovyetler müthiş büyüyor şu anda. Akın akın geliyor. Bir dahaki hedefimiz acaba Nazi Almanya'sını ortadan kaldırmak olabilir mi? Ya da Yugoslavya'ya doğru mu insek? Onu bilmiyorum. Onu zaman gösterecek bize neyi ne yapmamız gerektiğini. Anket yapıyorum. Ankete katılırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yugoslavya'ya doğru mu inelim? Nazi Almanya'sına mı çıkalım? Cevap verin bakalım neler olacak. Nüfus artışına verelim. Bakalım neler yapabileceğiz. Bu saatten sonra nereye doğru ilerlememiz lazım? Sonuçta böyle komünist bir ülkeyiz. Merkeze çekeyim ben sizi. Biz şu anda aslında birliğimiz devam ediyor değil mi bizim şeyde? Aynen, ittifakız. Güzel. Küçük çaplı yenilemeleri de arada yapmamız lazım ki başımıza herhangi bir hal gelmesin. Bence Yugoslavya'ya doğru inmek çok mantıklı olabilir ama Yugoslavya çok kuvvetli. Derken buradan yine bir isyan geldi. Burada bir sıkıntı var. Abi ben buralara nasıl... Sabit asker mi bıraksam acaba buralarda diyeceğim de bu da bir çözüm değil ki arkadaş. Yani burada hala da asimile olmayan yer çok fazla var. Dı artık kalmaması lazım. Bitti. Güzel. Ekonomik yatırım zamanı. İyi para döndürüyor şu anda. Yavaş. Abartma o kadar da yine. 5000 seviyeleri ideal, 5000 altın vesaire ama o kadar. Yatırımlık bir alan kalmadı ki buralarda. Tur başına 5000 çıkartabilir miyiz? Çıkarttı, güzel. Asimilasyonlar iyi gidiyor. Fransa ile ilişkileri güçlendirelim biraz daha. Fransa ile iyi gidiyor şu an için. Acaba bölüm bitirmeden şurayı da alsak mı ya? Güzel. Ah, ah, Lucas. Ezin abi hepsini de bitsin şu çile ya. Tamamdır. Burayı da aldık. Güzel.
Bence Nazi Almanya'sını temizleyebiliriz buradan. Bir sonraki bölümde Nazi Almanya'sına girmeyi planlıyorum ama yine de sizin kararınız ne olur, düşünceleriniz neler olur merak ediyorum dostlarım. Oo, tamam bakalım videoyu burada sonlandıralım. Oo, 35 dakika olmuş. Video ve seriyi beğeniyorsanız beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize çok 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 dikkat ediyorsunuz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.